buraya 3 sanat eleştirmeni sanat tarihine not düşmeye geldik. Bubi'nin dönemler sergisi, siz de biraz önce gezdiniz. Sergi üzerine, Bubi üzerine, Bubi'yi tanıyan 3 sanat eleştirmeni olarak bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Çok konferans ya da akademik tarzda bir şey olmayacak. Daha relax, sohbet, söyleşi, espri ile gidecek. Çünkü Bubi'nin çalışmaları ve kimliği buna el verdiği için buna belki sadık kalmak daha uygun olacak diye düşünüyorum. Arkadaşlarımızı tanıştırmak istiyorum. Ali Şimşek, Yurt Gazetesi, Bir Gün Gazetesi, Kültür Sanat Yayın Editörü. Editörlüğü yaptı geçmişte. Pek çok eleştirileri yayınlandı. En son 2 kitabı yayınlandı. Kriz ve Kritik ve Eleştiriyi Çalmak. En sonunda Korpus Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olarak, editör olarak yeni bir yayınla sanat ortamına katkı sunan güzel kitaplar kazandırdı. Çok yakında onlar da elimizde olacaklar. Aynı zamanda güncel sanat online'da kendi yazılarını yayınlamakta. Nilgün Yüksel, Nilgün Eraş, ondan önce pardon, Türkiye'de sanat, genç sanat dergilerinin editörlüğünü yapan arkadaşım. Daha sonra Eraş Sanat editörlüğü yaptı. Birçok sanat projesinde yer aldı. Birkaç tanesini hatırlatalım mı? Sen söyle. Sanat objesi olarak sanatçı, küratörlüğünü yaptığım bir sergi. Hayat Ağacı sergisini yapmıştık, Şangay. Tabii Çin'e götürdüğümüz bir sergiydi. Onun dışında en son usta çırak ilişkisi üzerine bir sergi yaptım. Ve halen de sanat eleştirileri yazmaya devam ediyor. Ali, seninle ilgili benim söylemeyi unuttuğum, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Çünkü sen çok yönlü ve çok üretken bir insan olduğun için atlamış olabilirim. En son bir Bubi kitabı yazdım. Ben de. Ben kendimden çok kısa söz etmek istiyorum. Ben Evrensel Kültür Sanat Dergisi'nde, Türkiye'de Sanat Genç Sanat Dergilerinde daha eski dönemde, Bir Gün Gazetesi'nin Muhalefet Eki Kültür Sanat bölümünde muhtelif eleştiri yazıları yazdım. Şu an halen collageart.com'da, e-dergi bunlar, sanatburada.com ve gezite.org gibi ana akım medya dışında alternatif medyada sanat eleştirisi yazılarımı yazmaktayım. Aynı zamanda Nilgün ve ben Ayka üyesiyiz, onu da söyleyeyim. Nilgün Ayka yönetim kurulu üyesi, 2 dönemdir yapmakta. Sergiye döndüğümüzde Bubi'nin dönemler başlığını taşıyan sergisi için şöyle bir giriş yapsak diyorum. Şimdi dönemler deyince çok dönemi var Bubi'nin. O dönemlerden belli örnekler almış tabii bu salonun alabildiği kadar, burası ve üst katlarıyla birlikte Akasya Sanat Merkezi'nde. Ama biliyoruz ki Bubi'nin çok dönemleri var. Burada ben sevgili Yalçın Sadak'ı anmak istiyorum, ona bir selam göndermek istiyorum. Yalçın Sadak, Bubi'nin yaklaşık 18 adet döneminden söz eder yazdığı kitaplarda. 18 tane ayrı dönemi ve uslubu, yani dönem demeyelim, uslup diyelim. Ve Bubi'ye bir terim yakıştırdı. Bence çok yakıştı. Uslup anarşisti demişti Yalçın Sadak. Çünkü Bubi çok fazla üslupta çalışan bir sanatçı. Burada da gördüğümüz gibi yüzeyden forma geçen, işte tekstilden metale, ağaç formundan işte dikişlere, kumaşlara, yüzeyden yüzeyi aşan çalışmalara çok fazla uslup kullandığını ve bir uslup anarşisti olarak tanımladı. Ali, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Katılıyor musun ya da? Tabii yani Yalçın Sadak'ın o şeyi önemli. Yani hani bu bir üzerine ne konuşulabilir dediğinde, hani ben 6-7 tane böyle kapitone nokta. Kapitone de bu arada uygun yani, dikmek falan gibi. Yani kaput, kaban falan hepsi aynı köken.
Yani Müslüman anarşist bir güzel bir tanımlama ama dedim yani ben kendim bu bir nasıl okudum dersem hani zaten hani yazdığımız kitapta da öyle vurguladım. Bir kere bu bir Paçalga'nın ruhuyla uğraşıyor. Yani bu benim poetikası hani yani şiir için söylediğim poetik ama sanatçı için de böyle yerinde bir kavram. Yani önceki Paçavra'nın ruhuyla. Paçavra nedir? Atılmış, itilmiş, abjekt, dışlanan, bazen iğrenç dediğimiz geniş bir alan. Yani aslında uygarlığın bir atı. Uygarlık nedir? Uygarlığın tanımı çok karmaşık değil. Yani yontma fiilinden geliyor. Upus Latince. Taş yontmak. Yontulmuş adam olmak. Yontma ne? Pürüz. Oran, uyum, denge, parlaklık, antik Yunan'dan itibaren güzellik tanımı zaten bir şey daha eklenmiş değil. Hala da kozmetik sanayi buradan güzellik üretmeye çalışıyor değil mi? Mesela modernizm sonrası sanatın en büyük kazanımı güzellikten kurtulması. Sanat güzellikten kurtuldu. Neyle yüzleşti? Çirkinlikle yüzleşti. Yani o anlamda hani uygarlığın attığı o geniş alan, acaba siyasal bir alan bu değil mi? Yani mesela lümpen proletarya, paçavra demek. Dışına atılan demek. O anlamda hani paçavra şeyi ve paçavranın ruhu hatta daha evvel böyle entelli paçavranın tini diyebileceğim için bu diye her zaman yakın. Ama dediğim gibi anarşizm deyince de çelişkiyle barındırıyor. Aynı zamanda bu bir paçavraya olduğu kadar kontürler ve geometrilerle de çalışıyor. İşte orada duruyor yapbozlar falan filanlar. Yani güzel, tam güzel geometri. Yani kontürün içini doldurmak. Yani tam da paçavranın ötekisi olan bir şey. Ama dediğim gibi yani tabii bu birinin bu enerjisi bu kadar çok dönem her sanatçıya nasip olacak bir dönem değil. Yani bunun bir mümkün olan da otodidakt. Yani Türkçesi ümmi, anadan doğma. Evet. Yani bu bir psikoloji, antropoloji eğitiminden geliyor ve akademili değil. Yani hatta alaylı dediğimiz bir şey. Alaylı kavramı o zaman insanlar böyle şey yaparlar falan değil mi yani sanki alaylı değil küçük küçümseme ya da amatör. Amatör öyle aşkla bağlı olan demek yani. Amor. Aynı kökenden geliyor. O otodidakt yönü önemli. Zaten tarihte otodidaktlar her zaman çok verimlidir. Mesela dünyanın en büyük tarihçileri elektronik mühendisliği kökenli. Yani Hollensteinler onlar yanlar yani. Çünkü akademinin şeyini çok rahat ihlal edebiliyorlar. Akademizmi. Evet. Tabi akademizmi de tümüyle de küçümsemek anlamında bir şey söylemiyorum çünkü o da bir jestriyel bir şey haline döndü. Akademi de önemli. Ama belki evet. Şöyle söyleyebilir miyiz? Bu benim bu kadar çok usluğu benimsemesi, akademizmin içinden gelmediği için daha cesur olmasını sağlamış olabilir mi? Tabi tabi yani şunu söyleyeyim eğer akademiden gelsen bundan kurtulmak mümkün değil. Yani bir yerden sonra prangana da dönüşebiliyor. Yani deneysellik anlamında prangaya da dönüşebiliyor. O anlamda o ümmi vurgusu zaten bu benim sürekli yaptığı bir vurgu. Yani ümmi, ümmilik kitabı anadan doğma bir ana sevgi, amatör yine aynı etimoloji şeyinde gidiyor. Yani bu iki dinamik yani hem paçavraya dönük ilgisi, atık olana ilgisi hem de ümmilik birleşince müthiş bir verim çıkıyor. Bir de şöyle bir şey var yani Türkiye sanatında gotik gelenek çok zayıf bir gelenektir. Oysa insanlık tarihinin en verimli geleneği gotik ve grotesk dediğimiz bir gelenektir. Yani Urps'un dışındaki gelenek bu. Bu ay başlı başına bir çalışma yani gotik niye bizim kültürümüzde çok işlemiyor falan. İşte mimarimizde de çok işlemiyor. İşte Selçuklu ve şeyden bozkır ruhundan gelen, siyah kalemden gelen bazı tınılar olmakla beraber gotik bizde çok işte nedir Divri Cami değil mi? Yani mimaride. Şamanistik tınılı falan. O anlamda bu bir gotik tınılar taşıyan bir sanatçı. Yani örmeler, o kabartmalar, işte aynı zamanda ben de ilk algı öyle oluştu. Yani böyle gotik gönlü de şey yapıyorum, seviyorum. Grotesk tabii yani gotikle beraber yaşayan en verimli. Grota, bok demek yani. Verim, tezek. Latince grota da grotesk dışkıdan geliyor ama dışkı negatif çağrışım değil yani. Hayatı tazeleyen tezek, gübre anlamında.
O anlamda yine uyuyor yani gotik ve paçavra falan. Ve atık olanı alıp bu bir resmin içine sokarak zaten tam da onu getiriyor. Tabii bir de yani bu birin tabii bir gün de değinecektir ama anonimleşmek. Yani imzayı silmek. Şimdi imzayı silmek bir nevi zaten avantgardı başlatan şeylerden, süreçlerden biri. İşte Duchamp, Pissuar'ındaki remote. Yani imzayı silmiyorlar. Yani zaten imza ya da sanatçı kimliğinin kendisinin reddi yaklaşık 1920'den itibaren yani günümüz kontemporanesine kadar temel mevzulardan biri. Yani bu bir kimlik olmak istemiyor. Kendi evet, söyleşilerinde evet, de bunu dile getiriyor. Evet. Çünkü bir kimlik olursa başka kimlikler olamayacağı için o çok kimlikliliği seçtiğinden o bir kimlik olmayı, bir üslup olmayı, bir tarz olmayı da reddederek işte üslup anarşizmiyle onu delerek çok üsluplu, çok kimlikli bir sanatçı. Nilgül sen ne diyorsun? Yani en başta sanat tarihi kökenli olduğum için çok zor bir sanatçıdır bizim için. Çünkü biz çekmecelemeye alışmışız. Hani karşıdan baktığımızda bu sanatçı, bu dönem pıt 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 çok zorlayan bir şey. Bir yandan da çok güzel tabii zorlamış olmasa kafamızı çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Bir kere akademinin dışında olması, ben önemsiyorum akademinin dışında olan sanatçıları. Yani bir bazen onları naif diye de ayırıyoruz ama hem akademinin dışında hem naif olmayan başka bir tavır ortaya koyan sanatçılar var. Çünkü akademiden çıkan birçok sanatçı hayatı boyunca akademiyi aşmaya çalışıyor. Orada yaratımla ilgili çok ciddi bir problem oluşuyor bir yerden sonra. Çünkü sürekli sanırım kafaların arkasında birileri ne yapmaları gerektiğini söylüyor onlara. O yüzden hani Bubi'nin işlerinde onu görmemek bir kere, o rahat üretimi görmek, bir kere yorumcu açısından da aynı rahatlığı sağlıyor. Bubi'nin kitabına ben zaten en başta şey yazdım, girişte. Ben ilk böyle işte üniversite başları ya da daha erken bir dönemde bir dergide karşılaşmıştım. Hep söylerim, zehirlendiğim bir an oldu benim. Ondan sonra neredeyse sanat üzerine yazarım ben dediğim bir şeydi. Çünkü o serbest üretme gerçekten bir samimiyeti getiriyor. Metinlerde de vardır ya, hani bir alt metin oluşur biz yazarken. Bazen o kendi ilgiliğinden akmaya devam eder. Aynı cümleleri kullanan iki tane yazar görürsünüz ama bir tanesinin metni sizi çeker. Birdenbire. Hani o metinle yoğrulmaya başlarsınız. Bu işlerde de hemen hemen aynı şey var. Çünkü o anda sanatçı ne yapmak istediyse, derdi neyse onu yapıp ondan sonra onu bir kenara bırakıp birdenbire başka bir şeyle yola çıkıyor. Bir şeye daha değineceğim. Bizim çok tartıştığımız bir şey. O yüzden özellikle altını çiziyorum ben her yerde. Türkiye'de sürekli şu gündeme getirir. Üslup, ne kadar üslup? İşte ne kadar özgün vesaire vesaire. Ama hani bir kere gerçekten o Ali'nin dediği gibi 1920'lerin başında böyle meseleler dünyada çoktan aşıldı. Yani avantgardla beraber biz sanatçının ne üslup kaygısı, ne özgünlük kaygısı, ne bilmem ne, öyle bir kaygı yok artık. Sanatçının kendisiyle ve sanatla ilgili bir takım kaygıları var. Türk izleyicisi çok fazla aynı şeyleri görmeye koşullandırılıyor. Üslup. Bir kere yani biz de üslupçuluk yapıyoruz. Ve bir mirası değerlendiremiyor o zaman insanlar. Yani sanat dediğimiz mağaralardan başlayan bir miras. Ve hiç kimse tek başına bir yere gelmiyor. Aslında koskoca bir dünya mirasını üstünde taşıyarak sanatçı bir şeyler üretmeye başlıyor. O anlamda da önemsiyorum çünkü Bubi'nin işlerinde O mirası da görebiliyorsunuz. Yani bir işine baktığınız zaman işte camilerden bir şey görürsünüz. Çok basit hani o işte sandık içleri, dokumalar, danteller vesaire, o gelenekten de gelen bir şey görürsünüz. İşte buraya baktığınızda da sanat tarihi, o hay estetik dediğimiz işlerden de gelen bir şey görürsünüz. Yani o anlamda da hani belli bir bilgiyle gezdiğiniz zaman da çok büyük bir keyfe dönüşüyor tabii. Şimdi ben orada şey aklıma geldi. Yani bu sanatçının samimiyeti çok önemli. Ben onu çok önemsiyorum.
Sanatçı samimi olunca ne üretirse üretsin, sanat üslubu, kullandığı araç, gereç, bunun hiçbir önemi yok. O samimiyet galiba bizi ikna ediyor. Yani neye ikna ediyor? Onun dışa vurumuna, onu takip etmemize, onunla ilgili tüm algılara, yani orada bir samimiyet görmek. Şimdi Bubi'nin çalışmalarına baktığımızda, burada ilk girişte bir portre var. O Bubi açısından son derece önemli. Babasının portresi. Ve Bubi sergiye geldiğinde benimle çok özel bir şeyini paylaştı. Dedi ki, Lütfiye biliyor musun, artık babamla barıştım dedi. Bak dedi, kesmiştim, resmin yanını kesmiş. Sonra bunları diktim ve ben babamla barıştım ve resmi uzandı, öptü, babasını öptü. Evet, bu sembolik bir şeydi ama bu benim babasıyla barışması. Çünkü onun hani özel aile hayatında babasıyla bir sorunu olmuştu. Hani bunu kitaplarda belki okuyacaksınız. Hani burada tekrar uzatmayalım. Biz biliyoruz. Belki sizler de biliyorsunuz biraz. Babasını affetti bu. Babasını kucakladı, babasıyla yüzleşti, kendisiyle yüzleşti, kendi geçmişiyle ve yeni bir sayfa açtı. Aslında bu dönemler belki bu bir yeni bir evrilme daha getirecek bu yüzleşmeyle, barışmayla beraber, ben onu çok hissediyorum. Yine portrelerde asistanları, işte Yalçın Sadak portresi, Ayşe Hayon portresi gibi ailesinden insanları, Kavavis'i çok seviyor, Kavavis portresi karşımızda duruyor. Bunu bir samimiyet olarak okuyorum ben. Ali, sen ne dersin buna? Ya dediğim gibi yani evet, bir samimiyet var şey olarak. Yani zaten biraz önce söyledim, paçavra mevzunu belirleyen şey yani atık dışlanan bir de dikme faaliyeti. Yani bu bir diken biri yani. Yani parçaları dikiyor. Dikme dediğim gibi aynı zamanda ameliyat ve sağlıkla ilgili tınısı olan bir şey. Yani hani acıtan da bir şey. Yani dikiş atmak değil mi yani? Allah belki tırsar mesela dikiş atmak ama tekrar buluşan da bir şey. Yani bir şeyi parçalamak, sonra onu dikmek ama diktiğinde her zaman kod farkı var. Yani bu beni tutkun olacağını bir de kod farkı. Yani pürtük dediğimiz şey. Yani bu bir yapıtlarından idiometri dönemi vesaire de belli ısıtları var ama pürtük. Dışa pörtleyen, hani Türkçe arabadaki şey daha güzel, pörtlemek. O yüzden hani dikmek işte hem bir tür pastiş yaparak Batı Sarat'ın şeylerini dikmek, başyapıtları dikmek falan, hem de işte baba falan. Bir de tabii şey var yani, sevgiliden ayrılınca sevgili fotoğrafları yırtarsın değil mi? Ya da işte boşanırsın, bakmışsın orada bir boşluk var falan. Yani kırılırsın herkes, değil mi? Herkesin başına gelir herhalde belli şeylerle falan. Yani o yırtmanın bir de öyle bir tarafı var, o atılan şeyi. Yani atılan tabii bir zaman gitmiyor ama görünür de değil. Ama dikerek şey yapıyoruz, dikmek. Tamir etmek. Evet, belki. Tamir etmek. Evet. Telafi etmek. Zenaat. Zaten hani bugün de vurguladığı bizim sohbetlerimizde eskiciliğinden gelen. Hı. Yani eskiye dönük onu korumak, ona bakmak. Bakmak ya, yani. Kürate etmek. Yani bugün küratör kavramı çok teknik kullanılıyor ama küratör kavramı Latince daha şeyden bakım demek yani. Bakan insan. Yani bakım. Tıp şey, hep tıp kür etmek yani. Vücudu kür, küre tabi tutmak. Ona özen göstermek, ihtimam göstermek falan. Ama dediğim gibi yani pürüzsüzlü olana, pürüzlü olana bir ilgi var. Yani bir şey. Bir de şu da var yani, hani anonimleşmekle imzayı silmek zaten. Hani izlenimcilikten itibaren bence modernizmin en büyük kazanımlarından biri o yani. Bunu ben de yaparım. Şimdi kontemporer olduğunda daha farklı. Yani hiçbir zaman yapamaz. Ama bunu ben de yapabilirim hissi izleyici arasında bir demokrasidir. Çoğulculuktur. Yani şimdi Michelangelo'ya baktığımda ben bunu de yapabilirim diyemiyorum. O çünkü bütün üslubuyla seni ezen. Ama işin içine kolaj girdiği zaman, improvizasyon girdiği zaman, eskiz ruhu girdiği zaman hep modernizmi tanımlayan ana şeyler. Yani eskiz orijinal oluyor. İzlenimcilik, impresyonizm. Yani sonra Dada ile kolaj giriyor falan. Yani o büyük gelenek hep bir izleyiciye bunu ben de yapabilirim hissi veren bir şey. Tabii bu gerilimleriyle beraber yani o samimiyet vesaire bunları da bu çerçevede dokunup şey yapmak lazım. Tabii bir de
hani bana da uzun uzun anlattı. Kirli olanla teması. Şimdi kir pejoratif, negatif bir şey. Yani şey, paça falan yani. Bu bir de gerçekten bir kire dönük bir şey de var, şefkat de var. O çocukluğundaki işte Taksim bahçesindeki sokak çocukları ilişkilerine vesaire kadar biyografisinde uzanan bir şey. Yani kirliye, kirli bir şey var. Her ne kadar burada jilet gibi bir şeydi belediye mekanında. Ama bu bir onu şey yaşanmışlık evet. olarak düşünüyor. Evet. Yani hani yeni gıcır gıcır olan yeni parıltılı şeyleri değil de kullanılmışlık ama o kullanılmışlıktaki yaşanmışlığa duyduğu ne diyelim ona yakınlığından dolayı tercih etmesi. Nilgün bir de sen çok eski tanıyorsun bu Bubi'yi, en eski içimizde sen tanıyorsun. Bubi'nin o duygusal yanına, ailevi yanına da biraz hani samimiyetten, sanattaki samimiyetten ne söyleyebiliriz? Hı hı. Ya zaten bizim Bubi'yle hani arkadaşlarımızla da paylaştığımız şeylerdi. Ama önce bir şey söylemek istiyorum. Yıllar önce bir yazı yazmıştım. Daha böyle işte hani yap, yapma, ma'ya böyle parantez içine alıyorlar ya. O zaman yoktu. Ben almıştım bir kere. Yaşamıma dokunma diye bir yazıydı o. Şuradan yola çıkmıştı. 1990'ların sonunda Amerika'da bir kongre yapıldı ve kongrenin konusu sanatçının özel hayatı bizi ne kadar ilgilendirirdi. Bunun üzerine hatta böyle karşıt gruplar oluşup tartışmalar yapılmıştı. Bunun üzerine ben de onunla ilgili bir yani kongreyi değerlendiren bir yazı yazmıştım. Aslında sanatçının özel yaşamı bir yere kadar eleştirmen ve sanat yazarı olarak bizi ilgilendiriyor. Yani yapıtın içine daha rahat girebilmek, daha iyi daha rahat okuyabilmek ve onu daha iyi. Sonuçta biz aktarıcıyız yapıtla izleyici arasında. Bazen öyle bir görev üstleniyoruz. O yüzden evet o samimiyet anlamında benim için çok önemli çünkü o dikmek meselesi zaten babayla barışmak. Freud'un çok güzel bir kitabı vardır sanat ve sanatçılar üzerine. Hatta Dostoyevski üzerinden bir yorum yapar işte Karamazov kardeşleri almıştı herhalde. Babayı öldürmek ve babayla barışmak. Tabii ki orada şey Karamazov kardeşler de hikaye biraz farklı edebiyat olduğu için ama bunun psikolojik altyapısına baktığınız zaman yeterince büyümek için babayı ve anneyi öldürmek gerekiyor bir yandan da içimizde. Ben özellikle o işe ve ondan sonraki işlerine o çıkışla baktığım zaman aslında bir tür dönüşüm. Evet yani bir yandan artık o fazla ulu ve o haliyle haksızlık etmiş figürü bir yana bırakıp yeniden insan olan bir figürle barışmak. Ama dikiş orada çok güzel bir metafora dönüşüyor. Çünkü biz geçmişimizle barışırken geçmişi silmiyoruz aslında. Ama sadece barışmış oluyoruz ve başka bir yol açmış oluyoruz. O anlamda hani biraz önce de konuştuk. Samimiyet dediğimiz işte yani başka hesaplaşmaları doğuran bir şey. Çünkü sanatçı olmanın altında da herhalde böyle bir şey var. Yani bir derdi var bu insanların. Bir şeyle hesaplaşmak istiyorlar bu insanlar. Yani her ne kadar biz işte sanat tarihi, felsefe vesaire kuram bunun üzerine çok fazla konuşsak da sonuçta sanat duyguyla yapılan bir şey. Ben orada şöyle küçük ekleme yapayım. Orası benim için önemli çünkü yani kontemporanenin aşırı tekst ve kavram bağımlılığını biliyoruz. Yani önce bir metin var, o metin şeyi basıyor yani. Biz de bir nevi o metnin kapan içinde dolaşan insanlara dönüşüyoruz. Yani bu bir de her zaman bir malzeme tutkusu var. Yani hani bu bir yapıtlarında hani kavram elbette var. Yani özellikle belli dönemlerinde işte eklektik resim dönemlerinde vesaire ama bu bir de her zaman kavrama sığmayan o büyük atık ve onu da malzemeyle görüyorsunuz. Yani malzeme dediğim gibi yani bu benim zaten alemeti farikasına dönüşmüş atıklar böyle yapılar değil mi? Yani o anlamda hani malzemeye dönük bir sanatçı. Yani o malzemede bir sürü şey sezebilirsiniz. Ne size sezebilirsiniz? Dediğim gibi yüceyi sezebilirsiniz falan ama dediğim gibi bir teksti, bir formülü yıkımını da sezebilirsiniz. Evet. Ancak küçük sızıntılar halinde
şey yapabiliyorsunuz. Yani o malzeme vurgusu bence önemli. Ben bir şey daha ekleyeceğim. Mesela böyle şey, insanlarla konuşurken tuval üzerine yan boya, tuval üzerine yan boya. Mesela bizde değil mi, fikse olmuş meselelerden birisidir. Böyle kağıt iş gördüğü zaman bir sürü insan hani biraz daha, ya şimdi bu da kağıt diye biraz daha böyle uzaklaşarak bakar. Aslında bu bilin o en saçma sapan olmayacak malzemeyi kullanması da aslında hani her şeyle sanat yapılabilir fikrini getiriyor. Öte yandan o malzemenin dışında ben bazı işlerin de kavramsallaştığını düşünüyorum. Yani tabii ki o şey, o zanaatı getiren emek giriyor ama özellikle yukarıdaki işleri, işte oturak işini 5000 şekilde okuyabiliriz biz. Yani iktidar kavramı üzerinden okuyabiliriz. Sanatın yüceltilmesine büyük bir tepki olarak okuyabiliriz. Aynı şekilde kavramlarla bu işleri de okuyabiliriz. Yani belki burada önemli olan, Ali'nin de dediği gibi hepimiz artık çok rahatsız oluyoruz sanırım. Son dönem sürekli metinle, yani iş, bir çalışmadan önce biz görsel sanatlarla ilgileniyoruz ama çalışmadan önce bizim önümüze bir metin konuyor. Ve biz koşullanmış olarak işe doğru gidiyoruz. Halbuki işe baktığınızda belki o metin yok o işte. Ki başta hani obje temelli o ready-made hazır nesne kavramını ortaya koyarken zaten Duchamp insanları düşündürmek istiyordu. Böyle çok büyük manifestolarla falan çıkmadı. Basmayan acayip bir ironiyle çıktı ortaya. Belki işte hani biraz samimiyet, çünkü tabii ki bir birikim gerekiyor, tabii ki bir yetenek, bir zeka gerekiyor sanatı o ortaya koyabilmek için, ama ona hep vurgu yapıyoruz, duygu gerekiyor. Eğer o yoksa, yani hayatınızda bir kere aşık olmadıysanız, aşk filmi çekmek ya da aşk üzerine bir şey yazmak çok samimi olmaz herhalde. Yani o anlamda sanatçının kendi hayatından da böyle parçaları birleştirip onları tekrar ortaya koyması hem samimiyeti çoğaltıyor hem de yorumu çoğaltıyor. Ya şeyi de eklemek lazım. Mesela benim tabii. Yani bu bir yapıtlarında mesela duyulan şeylerin bir vahşilik şey. Yani hani yine hani uygarlık dışı olan alanla ilgili. Tabii bu vahşilik tüm bir negatiflik olarak şey yapmıyor ama mesela taht algım, yukarıdaki taht algım, hani bir dönem baş belası da olmuş. Şey, yani önceki bende bir vahşi bir şey veriyor yani obje şeyi, tam ortasındaki çok pürüzsüz bir endüstriyel ürün tasarımı bir şey. Oturak var ama orada bir dikilen vahşetin çağrısı gibi, yani pürtükler, o şeyler falan. Vahşilikle uğraşması da mesela benim kendi adıma ilgimi çeken yönlerinden biri. Ben de hep oturma duygusu yandırıyor. Ben oturmaya çalıştım ama sonra kırılır dedim ama bayağı sağlam aslında. Geçim sağlam, oturma. Evet. Yani. Çok tartışma yaratmıştı yapıldığı zaman. İstanbul Modern tarafından sansürlenmişti. Biz de epey bir kalem oynatmıştık. Bugün de Hubi'nin koleksiyonunda. Şimdi çok güncel mesela o yaptı. Evet. Daha da erken güncellik yaşamış. Evet. İktidar olduğu sürece. Evet. Ben şeye katılıyorum, yani bu bir malzemenin kendisini göstermeyi seviyor ve çok kullanıyor. Bir işi vardı bu binin, yukarıdaydı sanırım, şey dedi, bugün gezerken dahi hatta. Bir gün dedi, evde dedi resim yapacak malzeme yok, boya yok, fırça yok, bir şey yok. Kayınvalidemin kumaşları, iğne ipliği vardı, ben de oturdum, iğne iplikle bir şey yapmak istedim, onu yaptım. Oradan çıktı. Yani aslında bu bir de sanat hayat ayrımı yok. Yani İkisi o kadar iç içe geçmiş ki, bir de hani bazı sanatçılar atölyesine gider, üretir, sonra eve gelir, başka bir hayata geçer. Hayır, bu bir ikisini bir arada çok entegre yaşıyor. Bu yüzden bunları hani samimiyet olarak da işte... Zaten bu bir sürekli bulunuyor, beleşçilik dedi. Çok sevildi, ben de sevdim. Yani beleşçilik dediğinden hani malzemenin rahatlığı ve o arada el altında olan şeyle ilgili. Yani pahalılığı da değil. Yani bu anlamda o beleş vurgusu da improvizasyon, doğaçlama ve elde ne varsa, yani elde bunlar varsa, bunlarla da yürütür. Evet. Yani o malzemenin getirdiği imkanlardan yararlanmak, bunu yaparken de malzemeyi küçümsememek. İşte yukarıda gördüğümüz yırtık pırtık oluklu kartonları alıp
Ama onları bazen yalnız boyayla boyamak, onlara bir şeyler iliştirmek. Bazen de ne diyor bu, bir hiyerarşi yapmadım diyor. İkisini yan yana kullandım. Yani o underground olan, atıl olan, atık olan, grotesk olanla yaldız, altın yaldız, onun iki ayrı değeri bir arada kullanarak onları eşitlemiş oluyor bir anlamda. Aslında bu da çok anarşist bir tavır sanat. Evet, varak zaten barok rokoko dönemin, özellikle rokoko dönemi evim şeylerinden biri. Yani hatta günümüzde kiç olarak. Yani o yığıntıyı, dışkıyı, atığı, paçavrayı, çöpü bir de yaldızla beraber buluşturmak farklı bir algılama ve şey üretiyor. Biraz ben demokrasi üretiyor bir tarafında yani. İmkansızlıktan da olan bir şey olabilir tabii ki yani. Ama bir ince ironi de var da, bir de ince bir ironi var yani şimdi çöp atılan atık bir de varak var. Yani. Orada bir ironi de var. Biraz önce hani şuradaki işler gibi hani gidersiniz işte çok ören yerinde nefis bir sütun görürsünüz. Üzerinde de Ali Ayşe'yi seviyor yazıyordur. İşte dönem askere gidiyorum yazıyordur. Aslında o oradan çıkan değerli bir şey. Ama bizim nasıl algıladığımızla ilgili yani biz onu bildiğimiz için onun değerini yerine koyuyoruz. Ama bilmeyen kişi için o sadece bir taş. Ve belki kendini ifade etmek onun üzerinde daha önemli bir şey. Ben o işlerde işte öyle bir şey, sorgulamayı da o tezatla beraber değerli olan ne gerçekten? Biz bir şeyi alıp atık, çöp olabilecek bir şeyi alıp onu dönüştürdüğümüzde aslında biz ona yeniden bir değer kazandırmış da oluyoruz bir yandan. Ben bir de kafeslere değinmek istiyorum. Hı-hı. Bu bilim kafesleri var. Onlar da bir dönemi. Yukarıda da özellikle bunlara ilişkin işler var. Doğu ve Osmanlı mimarisinde, hatta biraz da İslami mimari diyebiliriz. Özellikle yuvarlak, kubbemsi pencere yapılarında olan o dairesel formları alarak bu bir 80'lerin ortalarından itibaren sonlarına doğru bunları çalıştı. Aslında buna çok da çağdaş sanatçıların çok da dikkati çekmediği, öne çıkarmadığı bir dönemde Bubi'nin bunlara eğilmesi, bunları hem estetik bir form olarak okuması hem kafes olarak okuması da enteresan. Buna ilgili ne düşünüyorsun? Ya şey tabii yani Bubi her zaman Osmanlı İslam sanatına Selçuklu mesela yani bir ilgisi var, onu sürekli vurgular işte adak ağaçlarından orada dikişli minyatür estetiğini görebileceğimiz o iki boyutluluğu kasıtlı olarak bize ya da perspektifsizliği şeyler, tekrarlardaki motifler yani hem cami, hamamlardaki şeyler falan yani o ilgi yani bu topraklara, topraklarda üretilmiş ya da bu coğrafyada üretilmiş o geleneğe dönük hem de dışarıdan bakan tırnak içinde bir dışarıdan bakma. Yani onlar hep vurguladı ve işleri zaten biraz yakın şeyde temas kurduğunda da hissedilecek bir şey. Yani işte adak ağaçları duruyor. Yani sanki minyatürden de fırlanmış ama herhangi bir türbenin önündeki bir her an rastlayacağımız bir yerden de fırlanmış. Bir de zaten ağaç onlar. Yani bir ağaç replikası falan değil. Kendisi. Yani kendisi yani. Hı. Alınmış ve işlenmiş bir şey. O anlamda özellikle İslam sanatı tekrara, ritme dayanan özel ilgi alanı kubbeler. Kubbeler. Bir de şey hat sanatından gelen o jestüel hareketi, motiflerde kaligrafi ve jestüel hareketi böyle hızlı değil mi elini kaldırmadan yaptığı motiflerde özellikle şu anda karşımızda var arkada görmekteyiz. Yine aynı gelenekten beslenerek, esinlenerek kendi formuna dönüştürüyor bu bir. Yani bir de şöyle bir şey var, ben bugünün işlerine baktığım zaman aslında hani o diyalektik dönüş vardır ya, bir nehirde iki kez yıkanamazsın ama nehir gibi bir şey. O kafeslerin hani özellikle Türk İslam mimarisinden, işte o örtülme fikrinden ne, işte
neden camilere, hamamlara ya da haremdeki bazı bölümlere yapılır o kafesler? Çünkü örtülmesi gerekiyordur bir şeylerin, görünmez olması ve o kafesin ardına gizlenmesi gerekiyordur. Oradan yola çıkıp o artık üç boyutluya giden bir şey var. Ama aslında sonuçta kafes. Yani en alta indiğinizde öyle bir şey çıkıyor tekrar ortaya. Yani kavram tek ama gittikçe o kavramın üzerine binen yeni düşünce şekilleri ya da daha çok vurgulayan bir şeyler var. Burada da yani adak ağacı hayat ağacına dönüşmüş bir süre sonra. Belki şeyle de ilişkilendirilebilir işte hani babamı affettim falan, hatta biz bu bile konuşuyorduk. Bu sergide evet artık hani babama bile adayabileceğim bir sergi olabilir demişti. Yani son geldiği noktada bir hayat ağacı kullanması metafor olarak benim çok ilgimi çekti. Çünkü hayat ağacı bütün inançlarda, bütün ritüellerde yaşamın yeniden başladığı ya da dönüştüğü bir simge. Tabii kafesi semantiği anlamı da güçlü. Kafeslemek mesela argoda var değil mi ya, kafeslemek yani. Ama yani kafes örten ve gösteren bir şey yani. Evet. Örterek gösteriyor. Mesela cam nedir? Cam çok metafizik bir şeydir çünkü varlığı yokluktur. Camın varlığı yokluktur yani. Camı cam yapan şey var gibi yok gibi olması. Yani kafes de böyle yani, kafes de bir şeyi örtüyor ama aralardan gösteriyor yani. Tabii hani coğrafyada harem falan filana kadar geniş bir şey de var, çağrışımı da var, negatif çağrışımı da var, tutsaklık falan gibi. Ama yani bir eylemi de gösteriyor yani, kafeslemek yani orayı bir tarafıyla şey yapmak, oraya yoğunlaşmak, orayı ele geçirmek biraz falan gibi. Ama bir ritim olarak da zaten bir geometrik ya da grafik algı olarak da kafesler başlı başına etkileyici bir şey, form. Şimdi her canlı bir gün ölümü tadacaktır sözünde olduğu gibi, bu benim bir sözü var. Bu bir der ki, her sanatçı yüzeyi aşmak ister. Ben bunu belli çalışmalar yaptıktan sonra ben bu noktaya geldim ve yüzeyi aşma ihtiyacı hissettim ve yükseltmeye başladım der. İşte o rölyefleri, o kabartılar. En sonunda üst katta gördüğümüz ağaçlar da öyle bir forma dönüşüyor. Bu formlar yani bir heykel de diyemeyiz onlara. Form diyorum ben. Bugünün formları bunlar. O üç boyutluluk, form, dokunmak değil mi? Bunlar üzerinden Ali sen ne dersin? Ya şey var tabii yani, yüzeyi aşmak gerçekten insanlığın en büyük dertlerinden biri. Mesela şu anda iPhone'larla yüzeyi aşmaya çalışıyoruz değil mi? 3D, 5D, 10D, 20D neyse. Yani iki boyutlu yüzeyde bir dokunsallık yaratmak koca bir rönesans zaten. Bu nedir? Yalan bu. Filme bakıyorsun, dokudun, iki boyutlu yüzey. Hı. Yani heykel ve mimari dışında insanların ürettiği imgeler zaten dokunsala dönük imgeler. Bunu arıyoruz yani teknolojilerde. Değil mi yani? Dokunmak. Dokunmayı yakalayamıyoruz ama ya. Dokunmaya ulaşılabilecek en iyi yer hologramdır ama elin içinden geçer. Değil mi yani şey olarak? Dokunamaz ama insanlık bir gün yaşı o dokunmayı becerirse o başka bir bilim kurgu filmi. Aralıklıyız falan. O anda yüzeyden dokunsala geçmek müthiş bir verim. Yani. Ama dediğim gibi önce bir yüzeye çarpmak da gerekiyor. Mesela modernizmin en bilinen, en güzel tariflerinden biri cama çarpan sinek. Yani ötesiyle uğraşmıyoruz çünkü ötesi perspektif, dış dünya falan. Ama sen cama çarparak Sezan gibi boyanın grinin kendi aralarındaki ilişkisine yoğunlaşıyorsun. Dışarıda bir manzaraya değil. O anlamda hani yüzeyle çarpmak, iki boyutluluğa dönmek. Mesela modernizm bir tarafıyla 300-400 yıllık bir perspektiften sonra tekrar iki boyutluluğa, yassılaşmak denilen şey. Ama o yassılaşmak ya da yüzeyle uğraşmak hep bir rölyefe çıkmak, dokunsala çıkmak denilen bir şey. Bir de şu da var yani, asemlaj. Mesela asemlaj insanların verimli yöntemlerinden biri, çok ilkel bir asemlaj. Yani biri kolaj. Yani antropolog Lev Strauss'a göre zaten kültür eldeki çerçöp üretir. Mitoloji denilen şey çerçöptür yani, mit. Almanca mit bir araya getirmek. Eldeki ne? Orada ceylan var, orada taş var.
eldekinde mesela toplayarak bir kolaj yapıyorsun. Yani bir anlam, ben diyorsun ki kirpiden geldim diyorsun. Yani o anlamda zaten insanların en sevdiği o asemblaj denilen şey ve asemblajda iki boyutlu aşmaya dönük en büyük eldeki modernizmle beraber oluşmuş şeylerden biri. Dedim medyum yöntemlerden biri. O anlamda bu bir de bol bol yüzeye ama yüzeyi çarpa çarpa da bir rölyefe çıkmak, dokunsala çıkmak denilen şey. Zaten şunu söyleyeyim, yani bu bir öncelikle dokunsal bir zaten. Yani kafesler falan şeyler, yığmalar öncelikle dokunsalı çağırıyor ve bu bir yansama değil yani. Gerçekten dokunabiliyorsun diye. Diye tutabileceğin dokunsal, dokun mesela uygarlığı kuran şeylerden biri Freud'a göre dokunma korkusu. Dokunma korkusu uygarlığı kuruyor. Yani ya özel hayata ya aşk ilişkisine falan ancak dokunmayı şey yapıyorsun, gerisi tacize girer. Değil mi özel hayatta? Yani ya da işte kasabadan gelmişsindir, daha dar bir kültürdesin, dokunarak konuşuyorsun. Ama büyük şehirde yavaş yavaş göze geçersin. Yani dokunmayı geri plan, itme falan. O anlamda baştan dokunsal ve dediğim gibi dokunsalı ne mesafelendirir? Pürüzsüzlük vesaire, cicilek gibi şey sende dokunma maya dönük bir şey oluşturur. Vaktik. Ama zaten çer çöp var. Yani çer çöp yığıltı zaten otomatik dokunmayla barışık bir şey. Yani çok kolay dokunma daveti var bu yapıtlarında. Yani o da bence vurgulanması gereken yönlerden biri. Ben arada şey diyorum, kendini durduramayan sanatçı modeli diye bir şey, o hani vahşilikten de söz ettik ya. Zaten yani kişisel olarak tanımasanız buraya girdiğinizde onu hissedersiniz. Yani bir durduramama durumu var. Hani atölyeden çıkmış, evde devam etmiş, orada devam etmiş, aklına başka bir şey gelmiş, başka bir şey onun üzerinden devam etmiş. Hani bu bilin özelinde çok kaçınılmaz olan gibi geliyor. Yani biz o asamblaj etkisini, ondan sonra heykelleri, formları görmeseydik şaşırırdık zaten. Yani oraya doğru gidecek, bundan sonra nereye gidecek onu çok merak ediyorum. Abi bu bir en büyük yapıt atölyesi. Değil mi? Evet. En büyük yığma atölye de var yani. Evet. Başlı başına öyle bir yığıntı duruyor, değil mi yani? Sanat eseri olarak atölyeyi sergileyebiliriz. Ben bile Bubi'nin biraz deliliğinden, uçuk kaçıklığından bahsetmek istiyorum. Bubi daha üniversite öğrencisiyken tuvalet yazılarıyla ilgili bir tez yapmaya karar veriyor. Fakat üniversite tarafından tez kabul edilmediği için, değil mi? Hatta onu da öyle bırakıyor, kızıyor, küsüyor belki. Öyle deli yanları var Bubi'nin. Biraz ondan bahsedelim. Şey, onunla konuşmuştuk. Bir anekdotu vardı. İlk bu vitrin sergilerini yapacağı zaman bayağı bir kıyamet kopmuştu. Hani vitrinde iş mi sergilenir vesaire. Sanırım dilekçe yazmıştı. Tuvalette sergileyebilir miyim işi diye. Aslında hani biraz önceki şey, algımız bozuluyor ya, ne güzel. Yani onun o tavrı bizim algımızı bozuyor. Evet, sergilenebiliyormuş. Bizim ya mesela genç kuşaklar çok bilmiyorlar bunları falan ama mesela bu binin yani o kavramı kullanımı bir küratör tarafı da var. Evet. Bir araya getiren, projeler üretir. İşte vitrinler, işte bu cuma tezimi yine başlayacak İstanbul Sanat Fuarı falan bunlar. Bu benim hızlı bir şekilde çıkmış Akmer, şeyler. Sanat, yani, Akmerkez'de. Bu mekanda dahil. Unutmamak yani, sergisi, Sivas Madımak olaylarına. Ya yani orada çok ön plana çıkmıyor. Başka birisi olsa bunu büyük ihtimalle çok daha vurgular falan ama o yönü de önemli yani. Bir araya getiren, cümete eden tarafı da önemli. İşte koca koca şeyler kaldı işte, değil mi ya? Sanat fuarı, şu an başka bir şey oldu olsa bir koca bir gelenek yaratıldı 90'larda. Uluslararası Plast Sanatlar Derneği'nde. Tabii, genç etkinlikler, bir sürü genç çocuğun. Evet, çok önemli. Yani, Türkiye sanat tarihine çok önemli katkıları olan bir sanatçı. Her zaman Bubi'nin orijinal fikirleri vardır. Her zaman zihni çalışır. Olacak. Evde dinlenirken de her zaman yeni bir şey vardır. Bizleri de bazen arar heyecanla. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, şöyle olur mu? Bubi'nin o yanı çok güzel, çok heyecanlı. Kendine özgü. Bir de ben diyorum Bubi'de kendi adıma. Müstehcen kelimeler kullanmayı sever ama herkesle konuşurken değil, bizle, samimiyetimiz olduğu için ben ona bayılırım ve bana onlar, o müstehcen sözler
Müstehcen gibi bu bir söyleyince gelmiyor. Bazen gülüyorum, gülmem geliyor çünkü ama... Argo, argo dilin seviyorum. Atığıdır. Evet. Argo dilin atığıdır yani. Poetik, ya sanatıyla da çok... Bağlantılı. İşte, yukarıdaki şeyler hep argo. Böyle lan diye duruyor değil mi yani? Evet. Yani o sanat hayat işte sınırının olmadığını gösteriyor. Yani poetikasında da o var. Sanatında ne varsa poetikasında, kendi yaşamında o var. Bunları bütünleştirmiş, bence Türkiye sanatında özel yeri olan bir sanatçı. Hani ben seviyorum da Bubi'yi biraz. Bubi'yle olan dostluğumuz da şöyle başladı, ondan da biraz bahsedeyim. Bubi oturak işini yapmış, yukarıda gördüğünüz tahtın, yani koltuğun üstündeki oturakla İstanbul Modern'i sunmuştu. Orada İstanbul Modern onu sergilemek istemedi. Yani o oturağı oradan çıkartırsam bunu koyarız dediler. Bubi de onu şiddetle reddetti çünkü o kendi içinde bütün bir işti. Bununla ilgili de sert yazılar yazmıştık hepimiz o dönem. Evet. Ve bizim Bubi ile tanışmamız bir öncesiydi. Oturaktan oldu yani. Ama oradan ve oradan doğru da devam eden sağlam bir dostlukla gidiyor. Ben sonlandırmak istiyorum ama sizin sorularınız varsa biz elimizden geldiğince onları yanıtlamaya çalışırız. Bu güzel sergiden dolayı da Bubi'yi kutluyorum. Türkiye sanat ortamı için önemli bir sanatçının sergisi için biz de sanat eleştirmenleri olarak tarihe kısa bir not düşebilmişsek bize ne mutlu. Var mı sorularınız? Sormak istediğiniz herhangi bir şey? Soru değil de arkadaşım bu akademide hani hocalar bir şekilde bastırıyor, akademinin dışına çıkamıyor, tezine pek katılmıyorum. Onu sanatçının yapısına bağlıyorum. Yani biz o dönemlerde 84'lerde, 85'lerde yaptık çalışmalarımızda. Mesela Nurcan arkadaşımız da. Biz hep üç boyutlu şeyler yaptık. Hocalarımız hiçbir zaman bizi bastırmadılar. Hatta yeni eğilimler sergisinde ben hatırlıyorum 1985. Biz bütün sanatçıların çöplerini toplayıp bir masada bir köşe hazırlamıştık. Onu sergilemediler. O konuda söylediğiniz bir noktada haklı. Hatta bize de vermediler, çöpe atıldı o, öyle bir çalışmamız. Ama biz hocalar söyledi diye hiçbir zaman düşündüklerimizi yapmamazlık yapmadık. Yani biz bir şekilde ters de düşse, düşük not alsak bile isteyen öğrenci yaptı, istemeyen de yapmadı. Tabii ki benim söylediğim kişilikle biraz bütün, alakalı yani ben ona bağlıyorum. Bütün sanatçıları bağlayan evet. Bir şey değil. Ama yani sergi geziyorsunuz evet. Biraz böyle bakarsanız sanatçılara birçok akademi çıkışlı evet, sanatçı dedim de zaten. Yoksa tam tersine bütün o verilen koşullarla neden? Çünkü akademiye girdiğinizde desen öğretiyorlar ister istemez. Yani birileri o duruyor. O 85'lere doğru kırıldı ama ben onu söylemek istiyorum. 90'lara daha sonra doğru, da evet. Kırıldı. Şimdi yani, geri döndü ama. Evet. Şimdi feci yani 20 yıldır. Evet. Yani bir bakış öğretiliyor sonuçta. Yani bir şekilde o bakış kadrajlanıyor. Bazen de çok ters tepiyor. Bayağı avantgard, çok farklı sanatçılar da çıkıyor onun içinden. Ama bazı sanatçılara baktığınız zaman da gerçekten hayatı boyunca da o akademizmle uğraşan ve onu kırmaya çalışan, bu tabii ki kişiye göre değişir. Kurallar vardı. Mesela bizim tuval resmi yapmadan mezun olamıyorduk biz. Ben mesela ilk üç boyutlu işlerime zorunlu başladım. Tuval alamadığım için gittim ahşabı çerçeve yapıp şekilli kesip bir şekilde kurala uymak için onu yaptık. Belki de zorlamadan oldu ama bütün sanatçılar da öyle değil. Ya şey var şimdi. Yani. Şimdi avantgard. Ama sınıfta kaldık. Bir sürü şeyler evet. Oldu. Kaldık yani, mı kaldık? Ya avantgard. 10 senede mezun oldum. Aslında şey de var. Yani modernizm kendini akademiye karşı oluşturduğu evet. için. Yani nedir o? Neoklasizm. Avantgard neoklasizm. Yani baron, rokokusu falan filan. Şimdi akademi önemli. Zaten birçok avantgard da zaten akademinin içinden çıkıyor. Evet. Ama akademinin tabii kimin yaptığına bağlı olduğu elbette kendiliğinden gelen bir pranga etkisi de var. Ya o pranga etkisiyle de mükemmel işler yine yapılabilir falan. Yani zaten akademiyle uğraşmanın kendisi de bir yerden sonra hem modernizm hem de postmodernizm jestüel haline dönmüş durumda. Yani onun için hani akademi şart. En azından kapışmak için bile şart. Yok, ben ötekisi, mesela Özdemir Altan gibi yani akademi içinde çok deneysel hocalar da var değil mi yani her tabii şeyi ki, tabii ki.
Yani biz mesela Demir Altan, Şükrü Aysan, Adnan Çöker bunlardan öyle bir kısıtlama görmedik. Onu da söylemek istiyorum. Yani, ama Şükrü Aysan'ın mesela sanatçı olarak kendi tavrı da öyle. Evet ama şeydi mesela serigrafide şey yaparken kolunuzu bile bir yere koysanız onu sindirdim. Peki bir soru daha var. Bir soruya daha yer verelim. Sonra da kapatıp bitirelim. Bu benim klasik resim hakkındaki düşüncesini biliyor musunuz? Şu anda tam da duvarda duran işler aslında o düşünceyi söylüyor ama Nigül sen ne dersin? Yani bu bir burada, bu bir klasik resim hakkında ne düşünüyorsun? Yok musun? yani en azından ben bugün işlerine bakarak belki bir şeyler söyleyeyim. Bu benim işlerimde aslında hani biraz önce söyledik ya geleneğin kullanımı. Bu demektir ki hani çok klasiğin karşısında durmuyor. Ama çok yanında da yer aldığını söyleyemeyiz aslında. Belli ki onu almış, benimsemiş, içselleştirmiş ve dönüştürmüş. Ya mesela şunu söyleyeyim, hani ben de mesela hani tanıştıkça ve sohbet ettikçe pentürlerini de gördüm. Çizimlerini de gördüm. Yani istisnası yani şeyime güvenirim sanat alnıma falan. Sadece boyadan giderek bile yani pentürden gitse bile o gerçekten de Türkiye sanatında çok önemli bir yerdeydi yani. Yani onu belki hani genç kuşak sanatçılar ya da öğrenciler o dönemleri çok bilmiyorlar. Çünkü her zaman bizim gibi şansa sahip değil atölyesine girmek falan ama güçlü bir boya ve ekspresyon da olan biri. Yani sadece tuvalden bile gerçekten birçok sağduyu sarsar. Hani burada bu bir burada diye söylemiyorum. Yani şey bir kere zorlayan bir yapısı var. Burada desenlerini biz mesela görmedik. Ama şey hani ne klasik deyince desen temelli bir şey ama desenlerinde bile o hani elini kaldırmadan çizişi. Evet ortada desen var ama sürekli zorluyor. Sormamın sebebi şu şimdi o kadar çok resim kurslarından var ve kurslarda kişilere çoğunlukla klasik resim yapıyorlar. Ondan dolayı bunu ben merak ettim. Yani sürekli yok bunu yaptırmak daha mı kolay? Daha mı insanlar bunu yapabiliyor? Hiç resim yapamayan da klasik resim yapıyor gibi geliyor bana sonunda. Yani baka baka, yapa yapa elime alışıyor. Ne oluyor bilmiyorum. Yani çoğunu da bu kurslarda şey yapıyorlar, klasik resim öğretiyorlar. Öğrencilere, işte talebelere, herkese. Şey sınavlarında, akademi sınavlarında nasıl sorular soruluyor? Klasik bir resim yaptırıyorlar. Yoksa onlara bir objeyi mi yaptırtıyorlar? Onu da merak ediyorum. Mimar Sinan'da desen çizemeden girmeniz mümkün değil. Yani. Ben bu konuda şunu söylemek istiyorum. Bu bir klasik resme karşı tutumunu karşımızda sergiliyor demiştim. İşte klasik dönemden resimler var, onları kesmiş, sonra tekrar dikmiş. Onlara bir müdahalede bulunuyor ve onların o anlayışına aslında ters yüz eden, müdahale eden bir tavrı var ve Bubi'nin desenleri de klasik desen değil. Hani o konuda ben Nilgün gibi düşünmüyorum. Bubi deseni de kendince saptırarak, kendi diline çevirerek yani desenleri var Bubi'nin biliyorum, gördüm onları. Akademizmin dışında bir desen anlayışı. Hatta bununla ilgili şunu söyleyebilirim size. Bubi bir dönem kendi sanat anlayışını, desen anlayışını, sanat anlayışını merak eden insanlara bir dönem bir kurs vermişti. Mesela bu akademizmin dışında bir kurstu. Yani kendisi sanatı nasıl görüyor? Hani o aşılmaz kurallar, desen, oran, orantı, o temel sanat ögelerini dışlayan, daha spontane, daha doğaçlama, onlara cesaret veren, yani bir yerden başlatan, hani kendisi belki bunu daha iyi açıklayacaktır ama tamamen o akademizme karşıt kişinin kendi içsel doğaçlama yapabileceği şeyler üzerinden veren gruplara zaman zaman dersler verdiğini ben biliyorum. Ama bunu tabii belki de en iyi bu bir cevaplayacaktır. Güzel. Bir de şöyle bir şey var yani evet desen hani benim gibi çok çok yeteneksiz değilseniz bir şekilde öğrenilebilir bir şey. Ama hani sanat eğitiminde hani, takipte ediyoruz. Türkiye'dekileri hani şu anda ne durumdalar bilmiyorum ama yani öğreten değil aslında yol gösteren bir şey olması gerekiyor. Yani çünkü
baştan beri aynı şeyi konuşuyoruz. Sanat size ait, yaptığınız şey size ait, sizden çıkan bir şey. Yani desen öğrenilen bir şey. Ama o yaratıcılığı ortaya çıkarmak, o başka bir şey. Belki de başka bir yetenek. Mentor diyoruz ya, şimdi sadece böyle tık 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 küçük dokunuşlar yapıyor, ondan sonra bırakıyor. Yani kendi yolu bulması gerek. Peki, katıldığınız için biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.